Fakat asıl mesele Atatürk'ün ölümünden sonra başlamıştır bakın. 1938, 10 Kasım 1938'de maalesef Atatürk'e rağmen Atatürkçülük dönemi başlamıştır. İfademe dikkat ediniz lütfen. Ve o günden bugüne bize anlatılan şey aslında Atatürkçülük değildir. İsmet Paşa döneminde başlar, evet, bu. Adını koyalım. İsmet Paşa döneminde başlar ve İnönü Atatürkçülüğü denilen bir söylem ortaya çıkar. Günah keçimiz nedir bu? Ben hayır. Kaç tezim benim Cumhuriyet Tarihi Yalanları kitabımda İsmet Paşa'yı nasıl ona yönelik iftiralara yanıt verdiğimi. Yanıt verdiğimi. Yani. Ama dinleyin o zaman, bir de ben anlatayım. Hayır, belki ben farklılık bulursunuz. Belki farklılık bulursunuz bakın. Evet. Atatürk'ün ölmez ideolojisi tam bağımsızlıktır. İsmet Paşa döneminde tam bağımsızlık ideolojisinin darbe yediğini biliriz. 38-46 anlaşmaları Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ve sonraki süreçte Türkiye'nin tırnak içinde küçük Amerika olma süreci. İsmet Paşa döneminde başladı bu süreç. Atatürk'ün tarih ve dil tezleri, köklerden beslenmek, bu terk edildi. Yerine ne geldi? Grekolatin tezleri geldi. Antik Yunan tarih tezi ön plana çıkarıldı. Batılılaşma, Atatürkçülük batılılaşma diye anlatılmaya başlandı. Oysa ki Atatürkçülük batılılaşma değil. Atatürk tek uygarlık teorisine inanır, tek uygarlığa ulusal kültürle katkı sunmayı ifade eder ve biz Türk ulusu olarak kendi yapıp ettiklerimizle uygarlığa katkı sunacağız der ve Batı'nın o sorgulayıcı aklını alacağız der. Peki.